Kendim içebilirim ben. İçebilsen de bırakmam. Hem doktor ne dedi? Eski haline dönmen epey zaman alacakmış. Ben de o zamana kadar sana bebekler gibi bakacağım. Annene de haber verdim. Benim işlerde beklesin azıcık, ne var? Kaçıyormuş. Hadi bakalım. Aç ağzını. Benim tek istediğim evime dönmek. Ay Sinan, niye böyle yapıyorsun ya? Ya zamanı gelince o da olacak. Ne biliyor musun? Bütün mahalle seni görmek için can atıyor. Vallahi bak. Nermin şey diyormuş. Sinan Bey'e en sevdiği kekten pişireceğim diyormuş. Nermin şu kızıl saçlı olandı değil mi? Hı. Hmm. İki çocuğu var hani. Evet. Kocası var, doktor Behçet. Vardı. Behçet abi öldü biliyorsun. Gerçekten mi? Adamın cenazesine gittin ya Sinan. Hatırlamıyor musun? Ne zaman oldu bu? Vallahi bir sene kadar oluyor yani. Yok canım, ne bir senesi. Ben daha kazadan hemen önce tanıştım Behçet'le. Sinan, biz hangi yıldayız? 2011. Sen uyu. Ben hemen geliyorum, tamam mı? Gelen hafıza kaybediyoruz. Şişlik ve ön lobdaki hasardan kaynaklanıyor. Normalde hastalar son birkaç hafta unuturlar ama Sinan Bey'in bir yılı kaybolmuş. Şu an oturduğu eve taşındığı ilk günler hatırlıyor, sonrası yok. Doktor Yalçın Güzel. Peki hatırlama ihtimali var mı? Kısmen mümkün tabii. Doktor Yalçın, bunun için ona yardımcı olabilirsiniz. Nasıl? Ona ait şeyleri buraya getirin. Kişisel eşyalar, fotoğraflar, mektuplar. Hatırlayamadığı şeyleri hatırlayabilmesi için buna ihtiyacı var. Anladım doktor bey. Siz hiç merak etmeyin. Ben ona hatırlaması gereken her şeyi layığıyla hatırlatırım. Harika. Bak, hatırladın mı bu fotoğrafları? Sen çekmiştin. Şurada da dekolteye fazla mı odaklanmışsın be? Allah aşkına Sinan. Hatırlamazsın bile zaten. Yok yok. Hatırlıyorum biraz. Yasemin bu mu? Adı Batasıcan. Hemşireler her gün ziyarete geldiğini söylemişti. Komşuyduk biz. Ha? Sevimli bir kadındı. Ya tabii. Çok sevimli. Mahallenin cadısı işte. Yani fotoğraf biraz yanıltıcı olmuş. Sevimli bir şey gibi çıkmış. Yakındık biz onunla değil mi? Sinan, ben aslında bu konulara hiç girmek istemiyorum. Neden biliyor musun? Çünkü sen henüz daha tam olarak iyileşemedin. Gücünü toplayamadın. Sen bir iyileş. Ben zaten sana her şeyi teker teker anlatacağım. Neden şimdi değil? Ya söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum ama insanı zorla konuşturuyorsun yani. Bu kadın senin hayatını mahvetti, tamam mı? Bu kadın sana çok kötülük yaptı, çok. Sırf eski kocasını kıskandırmak için seni kullandı. Kullanıp bir kenara fırlattı. Bunun yüzünden çok üzüldün sen. Ama her gün ziyaretime gelmiş. Evet,
Geldi, geldi de sen bir de bana sor. Yani tüpünün kordonunu çekip de seni öldürüverecek diye aklım çıktı. Bir dakika bile yanı başından ayrılamadım. Hemşire hanıma beni çok sevdiğini söylemiş. Öyle mi demiş? Bak Sinan, bu kadınla ilgili bilmen gereken tek bir şey var. O da Yasemin'in iflah olmaz bir yalancı olduğu. Bunu aklında tut ve sakın bir daha unutma, tamam mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.